أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Rabbül Alemin okumuş olduğumuz ayetleri anlamayı, anladığımızla amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, mübarek kutsal bir Recep ayına girmek üzereyiz ve giriyoruz. Rabbim bizlere bu mübarek ayları mübarek kıldığı gibi bizleri Ramazan'a kavuşan kullardan eylesin. Allah Resulü hep öyle aleyhissalatü vesselam öyle dua edermiş. Allahümme barik lene fi şehri Recep ve Şaban ve bellirne Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Şab Ramazan'a ulaştır. Zamanlar içinde mukaddes, mekanlar içerisinde, zamanların içerisinde mukaddes olduğu gibi vakitler vardır. Günler vardır, geceler vardır. İşte yeryüzünün en mukaddes beldesi, en mukaddes şehri kuşkusuz Kabe-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme'dir. Bütün dünyadaki Müslümanlar oraya yönelerek dua ederler. Oraya yönelerek ibadet ederler, ederiz. Mescid-i Aksa ilk kıblemiz. Mescid-i Nebevi, Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebevi'ye, Medine-i Münevvere'ye vardığında inşa etmiş olduğu mescid. Kuba Mescidi. Bunlar kutsal mekanlar ve yeryüzündeki mescitler, kutsal günler, cuma günü, efendim Arefe günü, bayram geceleri, Ramazan ayı, Kadir gecesi, Regaib gecesi, Miraç gecesi, bu gecelerde kutsal geceler. İşte 3 aylar kameri takvimde Recep, Şaban ve Ramazan olarak bilinir. Kameri aylarda. Kameri aylara göre ibadetler olur. Hac ona göre olur. Zamana, aydaki, gökteki güneş, yes'elüneke anil ehille, kul hiye mevâkitü linnâse vel hac. Habibim sana gökteki aydan soruyorlar. De ki o hac ve ibadetleri belirleyen vakitlerdir. Tayin eden birimlerdir. Evet. Recep şehrullah ve Şaban şehri ve Ramazan şehri ümmeti. Evet aziz kardeşlerim. Allahu Teala Recep ayını Peygamber Efendimizin haber ettiğine göre Peygamber Efendimiz Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban ayı benim ayım, Ramazan ayı ümmetimin ayı buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ فِي اَيَّامٍ دَهْرٍ كَمْ نَفَهَاتِ الْاَلَى فَتَعَرَضُوهَا لَهَا Sizin yaşadığınız, şu günlerinizde Allah için öyle müstesna günler vardır ki siz o müstesna ve zamanı yakalamak için hücum ediniz, arayınız. Müstesna vakitler. Evet. İşte bu vakitlerde Müslümanlar bizler daha fazla Rabbimizin rızasını arayan kullar oluruz. Aziz kardeşlerim, Recep ayının önemi nedir? Recep tazim ve saygı anlamına gelir. Tazim, hürmet. İslam öncesi Araplarda Recep ayını bir önem atmışlar, adetmişler ve Recep ayı gelince kılıçlar kınlarına girer, asla savaşmazlarmış. Evet, artık o gürültü, patırtı içerisinde, kargaşa içerisinde herkes kendi alanına çekilirmiş. Hatta ve hatta kendi babasının katiliyle karşılaşılsa dahi ona kılıç çekmezmiş.
öyle bir kutsal addederlermiş. Bu da İslam'da devam etmiş bu kutsal aylar. Evet. Barış ayı. Evet. Bu önemi bazı alimler tabi Recep kelimesindeki rayı Allah'ın rahmetine, cim harfini Recep, cim harfini Allah'ın cömertliğine, bir harfini ise Allah'ın birine yani iyiliğine yormuşlar. Rahmet, efendim cömertlik ve iyiliğine yormuşlar. Ve bu gecede muhteremler Recep ayının temiz oluşu, mutahhar kılınışı denmesinin sebebi de bu ayın bir kısmını oruçlu geçirmesi, günah ve hatalardan temizlenmek için bir fırsat olduğu için mutahhar denmiş, temizlenen, temizleyen, temizleyici olarak bilirmiş. Bu ayda aziz kardeşlerim Recep ve Miraç gibi mübarek, Regaib ve Miraç gibi mübarek geceleri içinde bulunduran bir ay, Miraç. İşte yakında 27'sinde, Recep'in 27'sinde gelecek. Bu önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede nedir? Regaib kandilidir. Rağbet etmek, gayret etmek. Biraz daha kendimize gelmek, biraz daha Allah'a yaklaşacak vesileler edinmek. Nafile ibadetlere yönelmek, sadakaya yönelmek. Evet. Bakınız yine Zunnuni Mısri, büyük mütefekkir, Allah dostlarından, bu ayla ilgili şöyle söyler. Recep affedi, afetleri terk etmek, belalardan uzaklaşmak, Şaban taatı yapmak ayı, Ramazan kerameti beklemek ayı olarak zikretmiş mübarek. Evet, evet. Yine Recep tohumun ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan derleyip toplama ayı olarak belirtmişler. Evet. Herkes ne ekerse tabii ki onu biçiyor. Hayatımızda, her alanımızda ne yaptığımızla muhatap olacak. Gafil olmayalım beyler. Her gün, her dakika, her saat Allah ya size sevap yazıyor ya sevaptan uzak bir hayat yaşıyorsunuz. Bak şu anda bu sohbeti dinliyorsunuz. Sevap, ibadet halindesiniz. Ve Allah'ın sizi nerede anması gerektiğinin muhatabıylasınız. Nerede anmak istiyor, anılmak istiyorsanız Allah sizi orada anacaklarınızın haberini veriyor. Böyle bir hadis-i şerif var çünkü. Benim kullarımdan öyle kullar var ki o mescitte toplanırlar. Kur'an'ı tedris ederler, dini öğrenirler, sohbet ederler. Onlara ben rahmetimi tecelli ederim. Nerede anılmak istiyorlarsa ben onları orada anarım. Evet, nerede anılmak isteriz? Allah Resulü ile beraber anılmak isteriz değil mi? Sahabelerle anılmak isteriz. Şehitlerle anılmak isteriz. Allah'ın en razı olduğu kullar sıfatın grubunda, zümresinde anılmak isteriz. Rabbim bizleri onlardan eylesin inşallah. Muhterem kardeşlerim, Regaib kandilinde tabii gelecek, o vakitte de sohbetlerimiz olacak. Yüce Allah'ın kullarına bol bol bağışta bulunduğu, az ibadetlerine karşı mükafatları kat kat verdiği gece. Regaib gecesi. İnsanlar bu gecelerden gafil oluyorlar beyler. Gafil olmayalım. Gaflete düşmeyelim. Ben ne yapabilirim? Hayırda yarışmak, zikirde yarışmak, ibadette yarışmak, eksikliklerimizi görebilmek, tevbede yarışmak. Evet. Çünkü elde edilmesi arzu edilen değerler herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek gerekir. Çaba sarf etmeden nimete kavuşulmaz. En basitinden dünyalık bir makama gelmemiz için, bir imtihanı başarmamız için veya bir dünyalık bir taşınmaz bir mala sahip olmamız için ne kadar çalışıyoruz değil mi? Gece gündüz çalışıyoruz. Belirli bir göreve gelmek için, bir üniversite imtihanını kazanmak için,
bir okulu bitirmek için ya bir işte daha fazla güzel üretim yapmamız, sağlamamız için ne kadar gayret ediyoruz. Bu kadar gayretler herkes biliyor ki dünyada gözü kapamakla bu işler bitiyor. Bu kadar saydığımız, gece gündüz koşturduğumuz varlıklar gözümüzü kapayıp nefesimiz durunca bitiyor. Bunda kimse farklı bir şey söyleyebilir mi? Söyleyemez. Ama bakınız aziz kardeşlerim, o kadar gaflete düşüyoruz ki bu kesin olmasına rağmen, bak bu kesin ve hatta 30, 40, 50 yıl veya işte 100 yıl, 60, 70 yıl, yani 100 yıl yok, yani 60 yıl, 90 küsür yıl yaşayan birisini hesap edelim. 70'ten sonrası zaten hastalıklarla boğuşma, ayakta kalma mücadelesiyle geçiyor. 60 yıllık bir ömür, 60 yıl. Ve hepinize sorsak, 50 yaşında, 60 yaşında olan birimize sorduğumuzda, ya daha dün çocuktuk deriz değil mi? O kadar da çabuk geçti bu iş. Yani birden gözümüzü açtık baktık, 40 yaşındayız, 50 yaşındayız, 60'a geldik. Hal böyle olmasına rağmen çalışmadan, gayret etmeden, bir şeyler elde etmeden vazgeçmiyoruz. Dünyalık olarak söylüyorum tabii. Peki bu dünyalıkların sonu nedir? Eğer ahirete dönük bir taşınma değilse geride kalanlara mirastır. Hatta şöyle milyoner bir insana deseniz, çok fakir birisi gitse, yani 80 yaşında, 60, 70 yaşında birisi dese ki, ya arkadaş bak şuradan 5-10 sene daha yaşayacaksın, ondan sonra bu iş şeylere kalacak. Hatta arkasında da mirasçı da yok, devlete kalacak veya vakıf olacak. Şunun bir parçasını talep etse, belki de o kişi bir hayır noktasında, bir ilim yuvasına, bir ilim yuvasına talep edilse, bir camiye talep edilse, belki diyorum yani tam afaki söylüyorum, kabul etmeyecek, hoşuna gitmeyecek. Çünkü mal, dünya tatlı gösterildi diyor. Ama buna aldanıyor insanoğlu. Ondan daha iyisini size haber vereyim mi diyor Allahu Teala. Kul eunebbiikum bi hayrin min zalikum lillezine tekva inde rabbim. Size bundan daha hayırlısını söyleyeyim mi? Altlarından ırmaklar akan cennetlere hazırlanmanızdır. Evet. Bak namaz için para veriyor musunuz? Yok. Abdest aldınız, bir ufak su harcadınız. Su içiyorsunuz. Hayat tabii ki karşılığı vardır. Namaz kılmak için bir bedel ödüyor muyuz? Yok. La ilahe illallah dememiz için bir bedel ödüyor muyuz? Gördüğümüz bir güzellik karşısında elhamdülillah, ya Rabbi sana şükürler olsun demek için bir şey ödüyor muyuz? Ödemiyoruz. İşte insanoğlu farkına varmadan aslında Allah'ın kendisine sunmuş olduğu nimetler karşısında hayatını ne yapıyor? İbadetleştiriyor, sevaba döndürüyor. Ya bu geçici bir ömür için bu kadar gayret etmemize rağmen, etmemize karşılık ebedi bir hayata hazırlanmak için ne kadar gayret etsek az değil mi aziz kardeşler? Ne kadar gayret etsek az. Ama genel olarak baktığımızda toplumumuzda bu çok zayıf. Başta ben kendime söylüyorum. Dünyalık bir şeyler elde etmek için nasıl çalışıyoruz? Öldükten sonra Allah'ın bize sunacağı nimetler karşısında ne yapıyoruz? Ortada. Aziz kardeşlerim. Bakınız aziz kardeşlerim. Özellikle gelen şu mübarek Ramazan ayından önce ne yapıyoruz? Hazırlık diyoruz. Tıpkı vücut bir yılda bir check-up'tan geçmesi lazım. Şekerin yükselebilir, efendim tansiyonun yükselebilir, efendim miden ağırabilir. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun doktora. Ya diyor doktor, diyorsun benim biraz rahatsızlıklarım var.
Evet, işte bu rahatsızlıklara karşı senin kanından alıyor, değerlere bakıyor, ona göre seni bir tedaviye sokuyor, değil mi? Kolesterol varsa, yağ oranı yükselmişse, kalp çarpıyorsa bir tedavi var. Ha. İşte 3 aylar da bizim manevi tedavi olmamızdır kardeşler. Manevi tedavi olmamız için bir fırsat. İşte Allahu Teala ya estağfirullah bizlere ne buyuruyor? Ya eyyühellezine emenüttakullaha vel tenzur nefsüm mâ kaddemet ligat. Allahu Ekber. Ey müminler! Yarın önden ne götürdüğünüze bakın. Allah'tan korkun. Ve şu anda musalla taşındasın. Selam okundu. Kefenlendin. Şöyle bir gözlerini kafa tefekkür et. Hayat bitti. Herkes dediler ki ya falan var ya öldü. Ne? Öldü. Allah Allah. Ya dün beraberdik onunla ya. Dün beraber yemek yemiştik ya. O kadar güldü gülistanı. Ne oldu? Neyden öldü? Vallahi kalp krizi geçirmiş. Duymuyor muyuz bu gibi haberler? Haberimiz olmuyor mu? Oluyor. Ya adam dün bir şeysi yoktu. Ya adam ne oldu? Hayrola neden öldü? Ya trafik kazası geçirdi. Ve bu sizsiniz. Kendiniz. Musalla taşındasınız. Ve ben bunu kendime söylüyorum. Ve o anda ölmüşsün. Artık geriye dönüş yok. Allah size bir fırsat verseydi, bir soru geliyor kafanıza. Ya bir tekrar gözümü açsam da, sana gözünü açacağız, sana geri ruhunu vereceğiz. Ne yapmak istersin? Herhalde deriz ki, Allah'a bize göre emretmiş olduğu emirler karşısında o kadar duyarlı, o kadar gayret ederiz ki dünyanın arkasına dönüp bakmayız dünyaya. Herhalde öyle deriz. Çünkü hak budur. Mutlak manada gelecek bu hayat. Bu dediğimiz manzara bir gün gelecek başımıza. Ama yarın, ama bir saat sonra. Öyleyse aziz kardeşlerim, niye gaflete düşelim? Bakınız gaflete düşüyoruz. Kalbimiz bazen kararıyor. Yoksulların haberi veriliyor bize, Allah versin diyoruz. Komşunun sıkıntısı var, ne yaptım kendi düşen ağlamaz diyoruz. Kapına birisi geldi, bir lokma ekmek istedi. Dedin ki dilenci, ama Allah'ın وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ayetini unuttum. Kapına geleni azarlama. Kapına geleni boş çevirme. Ve ey insanlar, yakıtı ateş ve taşlar ve kafirler olan cehennem ateşinden koruyun dendiğinde, ya Rabbi biz kendimizi senin emirlerine tabi olmakla korumayı aldık. Peki ehlimizi nasıl koruyacak? Koruyacağız. Ya eyyühellezine emen ku enfusekum ve ehlukum nara. Ehlimizi, ailemizi nasıl koruyacak? Siz nasıl korunduysanız onları da öyle yetiştirmeye çalışın. Aziz kardeşlerim, bugün öyle bir dejenerasyona uğramışız ki aile hayatında, sanki 80-70 yaşından sonra namaz kılınırmış. Sanki 50-60 yaşından sonra başörtü örtülürmüş, kıyafet tesettür alınırmış. Sanki 60 yaşından sonra oruç tutulurmuş. Sanki bu yaştan önce namaz farz değilmiş gibi gençlerimize bakıyoruz. Kızlarımıza bakıyoruz. Çocuklarımıza bakıyoruz. Daha erken diyor. Ya 10 yaşında, 7 yaşında bir çocuğunu dede olarak sen, baba olarak sen, özellikle şu mübarek aylarda gel oğlum. Bak tatile girdik. Haftalık tatillerde, cuma vaktinde okul olmadığı vakitte gel oğlum, gel bakalım beraber namaza gidelim. Demiyorsun, hiç aklına bile gelmiyor. Veya bir akşam namazında, veya bir cuma, cumartesi, pazar, öğle vaktinde, veya bir akşam namazında oğlum hadi gel beraber bir namaza gidelim. Hadi gel bakalım. İnanın bakın kardeşlerim, şu atmosferi teneffüs etmeleri onlara bir kimlik kazandıracak. Ha hocam bak, hocam bak bu benim çocuk ha. Oo maşallah. Hocam bak bir dua yap da çocuğum da amin desin. Böyle hocayı tanıştırmanız, hocayı ona taltif etmeniz, hocanın bir manevi bir doktor olduğunu ona göstermeniz, bir şeyler söyleyin, konuşun ve emin olun o çocuk kimlik kazanacak beyler. O çocuk o camide, o hocayla olan münasebetinde
Birçok hocamız da Allah razı olsun bu konuda çocukların yetişmesinde gerçekten takdire şayan hemen bir sandığı var, bir dolabı var. Hemen çocuklar gelince oradan bir ikram ediyor çocuğa. O işte unutulmaz. O çocuğu oraya kaynak yaptır. Ya onun için aziz kardeşler örnek olalım. Başka bir dünyada yaşamayalım. Çocuklarımızla, torunlarımızla cami iklimini Kur'an okuyalım. Yanlarında Kur'an oku, sesli Kur'an oku, o duysun. Namaz kıl. Oğlum gel yanıma, sen de dur benimle beraber kıl. Ne olursunuz bu noktada duyarlı olalım. Bizden sonraki nesiller bize benzemiyorsa bu büyük bir afettir. Bizden daha iyi olmaları, daha doğrusu bizden daha iyi olmaları noktasında gayret etmeleri. İşte muhasebe yapmak. Muhasebede gayretli olmak, ciddi bir muhasebeye ihtiyaçlarımız var. Dert edinelim aziz kardeşlerim. Bakınız her alanda, yemeğinde, yemekte, otururken, kalkarken, konuşurken örnek bir model olma noktasında bir gayret edelim. Biz konuştuklarımızın farkında değiliz. Kardeşlerimizle olan, teyzelerimizle, halalarımızla, amcalarımızla çocuklar bizi görüyor. Bak iyi dinleyin. Ona göre o çocuklar o kişilere karşı bir tavır kimliği oluşuyor onlarda. Bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Onunla olan münasebetiniz ne ölçüdeyse o çocukların da arkadaşlarıyla olan münasebeti ölçüde oluyor. Onun için muhasebe edelim. Allah bu mübarek aylarda rızasını kazanan kullardan bizleri eylesin. Rabbim hayatımızda razı olmadığı işlerden uzak olmayı, razı olduğu işlerde bizlere yarışan kullardan olmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.